Nuti. Aa vurdu. Aa. Çekiyor mu? Bayağıdır çekmiyorum ya. Gece selamünaleyküm konuca. Öncelikle hayırlı Ramazanlar diliyorum hepinize. Umarım oruç tutanlar varsa aranızda Allah kolaylık versin. Ben de tutuyorum ya. Acayip acıktım. Şimdi bildiğiniz üzere Kore serisinin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bundan sonra bir müddet karantina tarzı şeylerle yani evde böyle oturup sakince çekmek isteyip çekemediğim vloglara yer vermek istiyorum. Bugün herkesin bana bayağıdır böyle DM'ni attı. Abi hangi aparatları kullanıyor? Nasıl vlog çekiyorsun? Hangi edit programını kullanıyor falan filan. Bu tür soruları cevaplayacağım. Ama ondan önce henüz Türkiye'ye virüs gelmeden 9 gün öncesine dönmek istiyorum. Henüz böyle dışarıda eğlenebildiğimiz, arkadaşlarla temas halinde olabildiğimiz zamanlara size ufak bir geri dönüş yapmak istiyorum. Sonra videoya geçeceğiz. Rastgele kahve içmeye geldim. Şurada ice latte'mi içiyordum. Karşımda da YouTube falan var. Şurada da baktığım bir şey var. Bak burada da... Tring! Ulan ben Japonya'yı övüyordum bunlardan var falan diye. Türkiye'de kafelerde varmış ya. Helal olsun lan Türkiye, helal olsun. Oh şöyle kahve içtiğinde de kendimi izlemek ne güzel oluyor ya. Cimri şişman bencil pislik seni. Ulan şu köpek benden zengin ha. Ben saçımı 10-15 liraya kestiriyorum. Kim bilir bu 100-200 liraya kestiriyordur var ya. Ulan ben de şaşırdım biliyor musun? Nasıl şey acaba? Tamam devam. Gençler meşhur Yusuf Çuadar ile şimdi Just Dance yapacağız. Evet. Birinci. Oha sen mi birinci oldun? O kim abi? Bu kim abi? Bu Yusuf. Bu kim? Yalnız kanka iki katın yapmışım. Allah var. İyi kıvırtıyor. Dur izle kendin izle. Tabii Arap ya. İyi mi? Yusuf. Hadi samuray. Hadi. Bir çalışmıyor abi. Nasıl çalışmıyor ya? Ya soğuk. Yoruldun mu? Oğlum nasıl terledin? Hayır bir duvarlar geliyor ya. Korkuyorum ya. Samuray hadi. Mavi ile kırmızıyı niye kesiyorsun? Olmuyor mu öyle? Olmuyor tabii. O zaman niye renkleri farklı? Allah Allah rastgele saldı. Sen beni ne yaşadın biliyor musun? Yusuf Japonya'ya taşınıyor. O yüzden Japonya'ya gitmeden önce böyle Japonca karaoke'lerle Japonca'yı öğretiyoruz. Mezamete konoha ne o hiroge tobitatsu. Hadi. Naruto ağlıyor. Dur en güzel kısım hadi ya. Masa nani umare kawatte jinsei ichi kara hajime yo ka. Hayda buyur buyur. Hadi bakayım. Aşk kare kırılır sarhoşluğumda. Bir türlü kendimi avutamaz. Japon müziği mi söylüyorsun? Kaç kader. Yusuf Bey, Japonya'da en son şikayetçiydiniz. Şimdi Japonya'ya geri dönmek istiyorsunuz. Neden? Çünkü sadece kötü yönlerini anlattım. Şöyle altına minik minik don giyip üstüne mont giyenleri hiç anlamam var ya. Herkes böyle giyiniyor son zamanlarda ya. Baksanız abi her yerdeler ya. Ulan ben Japonya'dan aldığım içliği giyiyorum, donuyorum. Bunlar şortla donla geziyor ya. Tövbe yarabbi ya. Milletin şortu da benim kilottan küçük maşallah. İyi misin? Hello. Keşke kendimizi temizlemek bu kadar basit olsaydı ya. Gece selamünaleyküm konuca. Arkamda şurada bir Misha var ve diğer Erasmus'lu çocuklarla. Şimdi İlizyon Müzesi'ne geldik. Bismillah. Beyza ileri. Çekiniz yazıyor. Çekiniz. Ha yasak. Dönüyor mu gençler? Dönüyor mu? Görüyor musunuz? Gençler burada iki adet çizgimiz var. Hangisi kısa, hangisi uzun?
Bence bu daha uzun. Aa vallahi. Dırın. Gördünüz dere. Aslında ikisi de aynı. Oha bakın böyle baktığınızda normal bir resim. Ama şöyle aşağı yaptığında 3 boyutlu dışarı çıkan bir at ağız. Hadi düz yürümeye çalış. Gülüyor mu? Ben de gireceğim, ben de gireceğim. Şu an bile gidiyorum. Manyak bir şey burası ya. Bugün yemekte... Nikki 1.83 1.65 boy. Bir şeyler söylüyor ama ne söylediğine dair hiçbir fikrimiz yok. Maşallah mis gibi çiçekler açmaya başlamış. Benim Japonya videoları hala kıştan kalma. İnsanlar diyor ki hoca nasıl Türkçe biliyor? Niye bu kadar güzel Türkçe konuşuyor? Ses tabii ki kim olacak? Şi. Duy. Duy. Nasıl kapatılıyor bu? Buradan mı? Ne? Kapatamadım lan. Abi bu nasıl bir şeydir? Orangutan sesi gibi ya. Okay, şimdi buraya kadar olan kısım eğlenceydi. Bundan sonrası biraz teknik konulara geçecek. Hamza nasıl çektiğin umurumda değil. Ben yeter ki izleyeyim diyenler varsa bundan sonrası izlemese de olur. Ama ola ki merak ediyorsanız, bana soranlar varsa bunu izleyenler arasında iyiseydi. Ya abi şaka gibi ama bilgisayarım var. Çay döktüğüme bilgisayarım bozuldu. O yüzden şurada tepsim var, bilgisayarım var. Pirinç var ve peçete var. İlk defa böyle bir şey yapıyorum. İnşallah düzelir. Yoksa ayvayı yerim. Açıyoruz pirincimizi. Abi şurada kaç kişiyi doyuracak pirinç var ya. Elin saf ya. Vallahi yarın sabah kadar böyle duracak. Eğer ki klavyem tekrar çalışmaya başlamazsa geçmiş olsun herkese. Gece sabaha kadar bekledi şöyle pirinçlerle. Bir iki tane şu aralara kaçtı da onları çıkarmam lazım. Bilgisayar olmazsa sıkıntı ya. Bir de online eğitim falan var ya şu anda. Bu arada sıcak detoks vitamin C ile suyumu da içiyorum. Çünkü dışarıda salgın hastalık var. Ve böyle şeylere önem göstermemiz lazım. Aralardakini almak lazım ya. Of. Nasıl alacağım ben bunları? Dırın dırın. Bismillah. Buraya kadar açılıyor, tamam mı? Oraya kadar normal. Hadi, 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 hadi. Ya. Bozuldu. Vallahi bozuldu. Ya. Bu arada biri bana mesaj atmış. Birkaç kişi hatta. Hamza bu senin pis boğazlığın sonu işte diye. Kusura bakmayın, çay içtiysem, pis boğaz oluyorsam özür dilerim yani. Henüz böyle şey oturmadı biliyor musun hani? Bilgisayarım bozuldu diye. Otursun, iyice böyle benim üstüne çökecek. Ben bir 2-3 gün depresine gireceğim. Hayırlısı demek istemiyorum ama hayırlısı vallahi ya. Bu hafta sonu sınavım var. Ondan sonra YouTube var, edit var, şu var, bu var. Her şey buradan ya. Gençler kaç gündür çıkmıyorum ama bilgisayarı tekrardan kurtarmam lazım. Online eğitim vesaire olduğu için. Uzun bir aradan sonra dışarı adım atıyorum. Allah! Gün yüzü, gün yüzü. Tabii ki de hashtag evde kalama hala. Oha, eve dönerken bakın ne gördüm. Konya sokaklarında iki tane ördek. Ya çok tatlı. Yolun karşısında bir tavuk bir horoz var. Bu ne abi? İnsanlar içeri girdi, hayvanlar dışarı mı çıkmaya başladı? Ne oluyor ya? İnşallah uygun bir fiyata birkaç günde klavyeyi düzelttireceğim. Yoksa vallahi hayvayı yerim ya. Şu çektiğim videoyu da yükleyelim. Bugün o gün dedemin tıraş makinesini aldım. Sonunda şu 3 aylık falan herhalde kesmediğim sakal gidecek. Yine yanlışlıkla kapıyı kapattım. Anne, çıkarır mısın? Dıdın dıdın. Dıdın dıdın. Oğlum makine bozuldu. Şaka mısın ya? Yarıda kaldı sakalım. Aa, burası çalışıyor. Şuna bak. Şuna bak. Şuna bak. Bu ne biçim? Saçmalama. Çatın! Vallahi makasla olduğu kadar ya. Yeni bir tarz.
Şimdi yeni sakalımı tekrar dışarı çıkıyorum. Bilgisayarımı kurtarma operasyonuna gidiyoruz. Let's go. Bu arada kesinlikle keyfi olarak çıkmıyorum. Bunu da bilmenizi isterim yani. Direkt korona mod on. Gençler çok şükür bilgisayar şu an çantamda. Şimdi hemen evime geçiyorum ve vlogu devam ettiriyoruz. Birkaç tane sizlerin bayağıdır başladığımdan beri sorduğu birkaç soruyu cevaplamak istiyorum. Let's go. Okay. Neyse şimdi bayağıdır bana soruyordunuz. Hamza aparatlar neler kullanıyorsun? Hangi kamerayı kullanıyorsun? İşte hangi edit programını kullanıyorsun falan. Hazır evdeyim böyle. Hiç böyle bir video çekmemiştim şimdiye kadar. Sizlere bendeki neler var neler yok. Şu ana kadar nelerle çektim. Şu ana kadar nelerle editledim. 1. Geziye giderken elektronik olarak yanımda taşıdığım şeyler. Her şeyden önce şu kamerayı nasıl göstereceğim kamerayı? Şöyle göstereyim. Benim kameram bu. Canon G7X Mark II. Bu kamera gerçekten öylesine aldığım bir kameraydı. O tam hatta Logan Paul mu kullanıyordu? O yüzden almıştım da. Kalite olarak ben gayet seviyorum şahsen. Şu an mesela netlersin gayet. Beni en azından tatmin edecek seviyede kalitesi var. YouTube'a başlayalım bak. 3 sene falan oldu benim. Hani ilk video attığımdan beri. İlk 2 ay falan telefonla çekmiştim. LG G4. Ha çekebilir miydim? Çekerdim, devam ederdim. Sıkıntı yoktu. Ama çok çabuk şarjı bitiyordu ve telefonu kamera olarak kullanınca telefonunu telefon olarak kullanamıyordum. O yüzden kamerayı tam o sıralar hatta çevirmenlik falan işler gelmişti bir iki tane. Oradan kazandığım parayla bu kamerayı aldım. Yaklaşık 500 dolar falan fiyatı vardı. Şu an kaç bilmiyorum. Ama bunun 3'ü falan çıktı. O yüzden 2 bu. Ucuzlamıştır diye düşünüyorum. Ha kötü yanları neler? 1. Mikrofonu bunun içinde. Yani ekstra bir mikrofon takamıyorum. Öyle olunca mesela şuraya bir mikrofon takıp şey yapamıyorum. Ekstra böyle editte montajlaman gerekiyor falan fişman. İkincisi de lensi içinde bunun. Yani ekstra bir lens takamıyorsun kamera. Bakımı biraz zor oluyor eğer içine toz kaçarsa. Vlog kamerası olarak tavsiye eder miyim? Kesinlikle ederim. 2. Her zaman yanımda taşıdığım şey üçlü priz. 3. Tabii ki de powerbank. Bunu söylememe bile gerek yok. 4 ise PC'im, bilgisayarım ne? Bu arada şu ana kadar baştan sona bu ilk 100-110 videomu nasıl yaptığıma dair. 13 inçlik MacBook Air. Ben bunu 2016'da falan aldım herhalde. Hala da kullanıyorum yani. Bir de tabii ki de edit yapmak için yollarda falan her zaman şöyle bir kulaklığım var. Ben genelde kulaklıkları hep kaybettiğim için büyük bir headphone aldım kaybetmeyeyim diye. Şu ana kadarki bütün videoların hepsi Japonya videoları, Kore videoları, diğer bütün ülkeler, Hindistan, Minnesota hepsi bu kamerayla ve bu bilgisayarla çekilmiş bir şey ve kullandığım edit programından tutun işte kapak fotoğraflarını yaptığım şey falan hepsi beleş program. Ekstra yaptığım yatırım, tek yatırım bu kamera. Onu da çevirmenlik yaparak böyle kazandığım parayla, biriktirdiğim parayla aldığım bir şey. Şimdi gelelim software olarak neler kullandım? Beleş edit programları. Mac alırsanız en azından Apple'da iMovie denen bir şey var. Kime söylesem iMovie dandik mandik diyor ama benim işim şu ana kadar gördü. En azından hani 100 bin aboneye kadar en azından ben sadece beleş programlarla geldim. Öyle bir şey var. O yüzden yeter mi yetmez mi? Bence gayet yetiyor. Müzik ekleyebiliyorsunuz, kesip yapıştırabiliyorsunuz ve çok kolay bunda. Hani gerçekten başlangıç seviyesi için bunu %100 tavsiye ederim. Ha birkaç tane eksiği var. Onlar da ben böyle beleş internette bulduğum sitelerden yardım alarak yapıyordum. İşimi hallettim yani. İlki BeFunky.com. BeFunky genelde altyazı için kullanım. Bir de kapak fotoğrafına böyle yazı eklemek, yani yazı ekleme sitesi kısacası. İkincisi de Pixlr.com. Bu çakma Photoshop. İnternette bedavaya bulabileceğiniz bir Photoshop. Kapak fotoğrafları şu bu, kes yapıştır, arka plan şu bu. Yani her şeyi Pixlr.com'da yapabilirsin. Şimdi şu ana kadar çektiğim videoların hepsi bu size söylediğim şeylerle yaptım. Bedava programlar ve bir tane kamerayla. Ama bundan sonra ufak bir takviye yapmadım da değil. Bunları henüz videolarda kullanmadığım için en sona bıraktım. GoPro. Bunu almamın sebebi şimdiki gibi böyle vurduğumda sıkıntı olmayacak bir kamera ihtiyacım vardı. Çünkü bu kamera mesela Dubai'de çölde safariye gittiğimde içi kum oldu bilmem düşürdüm bilmem bayağı zarar gördüm. İşte Japonya'da rastgele koştuğum bir yerde yani buradan tam görünmüyor ama işte bu ekranı falan çizildi etti düştü bilmem lensi zarar gördü işte falan fişme. Ya kısacası aksiyon kamerasına ihtiyacım vardı. Su altına daldığımda işte havadan uçtuğumda ya da böyle Uludağ'dan kayarken bir kere kullandım bunu. Bu hatta babamın 50.000 abone hediyesiydi. Bakalım inşallah güzel şeyler yaparız diyorum. Bir sonraki de ilk defa şu an burada kamera önünde deneyeceğim. Dırın dırın, dırın dırın. Yeni bir drone aldım. Şimdi bunu virüs çıktıktan sonra falan filan aldığım için hem dışarı çıkamıyorum, hiç çekemedim, edemedim, hiçbir şey yapamadım. Sadece aldım duruyor şu anda. Gerçekten almak istiyordum. Dırın dırın, dırın dırın. Dırın, drone'um bu. Mavic Air Mini denen bir drone. Gerçekten çok ufak, çok hafif. Telefonla aynı büyüklükte, hatta daha küçük.
İnşallah bununla da bir şeyler çekebileceğimiz günler gelir diyorum. Bu arada bunun parasını da garsonluk yaparak kazandım, bilginiz. Yani hayırlı olsun diyorum. Nazar değmesin de diyorum. İnşallah çok çok daha güzel vloglarla, çok çok daha güzel keşiflere bunlarla çıkarız diyorum. Şuradan başlatıyorum.